27 Şubat Pazartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller AKP Kamuculuğu Cumhuriyet gazetesinde Murat Ağrı el'in ortaya çıkardığı Kızılay'ın çadır skandalı, iktidarın kamuculuğu nasıl oligarklaşmanın aracı olarak kullandığını gösteriyor. Açalım. Kızılay meğer depremin 3. günü Ahbaba 46 milyon lira karşılığında 2000 çadır satmış. Yine Kızılay depremzedilere ilaç ulaştırmak isteyen Türk Eczacılar Birliği'ne de 800 bin liraya 5 büyük çadır satmış. Skandal ortaya çıkınca Türkiye Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerem Kınık bir açıklama yaptı. Ve Ahbaba çadır satan Kızılay çadırın bir Kızılay iştiraki olduğunu, çadır üretip sattığını, Ahbaba da maliyetine sattığını söyledi. İki kere vahim. Bir, Kızılay kamudan bağış toplayarak çadır üretir ve ürettiği o çadırları afetlerde kamuya ulaştırır. Kamudan bağış toplayarak ürettiği çadırı parayla satamaz. Çadırların deprem bölgesine hızla ulaştırılmasından daha öncelikli bir konu yoktur ve o hızı sağlamak üzere Kızılay elbette Ahbap gibi yardımlaşma örgütleriyle çalışabilir ama onlara çadır satamaz. Yani her ikisi de bağış toplayan bu yapılar birbiriyle işbirliği yapabilir ama ticaret yapamaz. 2. Kamu kurumları elbette çeşitli iştirakler kurarak ticaret yapabilir ama kuruluş felsefesi gereği Kızılay ticaret yapamaz. Depremle ortaya çıkan bu skandal AKP'nin ne tür bir kamuculuk yaptığını çıdıl çıplak resmetmiştir. İktidar cephesinin ideologları bir süredir kamu ihalelerini bile kamuculuk diye pazarlamaktadır. Oysaki iktidar açısından kamu ihaleleri gerçekte kamu kaynaklarının belli özel isimlere, gruplara transfer yolundan başka bir şey değildir. Kamu ihaleleri AKP'nin 20 yılda 200 kez yasayı değiştirmesiyle bir kamuculuk faaliyeti olmaktan çıkmış, oligarklaşmanın bir yolu olmuştur. Beşli çeteler böyle doğmuştur. AKP açısından kamuculukta hatta devlet de davanın aracıdır. Kimi AKP yöneticilerinin 1999 depreminde devlet için söyledikleriyle 2023 depreminde devlet için söylediklerinin zıtlığını işaret ediyoruz. Evet, dün devlete karşı ne söyledilerse bugün tersini söylüyorlar. Çünkü dünkü devlet kendilerinin değil ama bugünkü devlet önemli oranda ele geçirdikleri devlettir. O nedenle dünküne karşı bugünküne korumacıdırlar. Deprem gibi büyük afetlerde devlet nerede feryatlarını devlet düşmanlığı diyerek bastırmaya çalışmaları da bu nedenlidir. Oysa dertleri devletçilik ve kamuculuk olsa devlet nerede diye soranların istisnalar hariç devleti çare olarak görüyor olmalarından memnun olurlardı. Ancak kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyeti tasfiye ederken devleti de iyice mali sermaye sınıfının devleti haline dönüştürdüler. Kamu kurumlarını AKP'nin oligarklarının zenginleşme araçları yaptılar. O nedenle devlet nerede sorusu haklı bir sorudur ve devlet aslında kimin devleti sorusunun da yanıtını içermektedir. Halk çadır satan devlet değil çadıra muhtaç etmeyen devlet aramaktadır.